Günaydın. Günaydın. Haluk'cum ben Hatice'ye çiçek gönderdim, haberin olsun. Bugün biz bir arada uğrayacağız Gönül'le. İyi tamam. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Var bir şeyin belli. Yok bir şeyim dedim. Haluk'cum ben senin kaç senelik karınım, anlıyorum, neyin var? Haluk. Haluk, ne olduğunu söyler misin lütfen? Yok ya, yani yapacak bir şey yok. Nasıl yani yapacak bir şey yok? Ya sen bir söyle, belki bir çare buluruz. Kimse bir çare bulamaz. Ay nereden biliyorsun canım? Belki şey yaparım ya, bilmiyorum. Haluk endişeleniyorum, ne olur söyler misin ne olduğunu? Meltem zaten sen hiçbir şey yapamazsın, kimse bir şey yapamaz. Bak bu konuyu düşünmemeye çalışıyorum, unutmaya çalışıyorum lütfen ya. Haluk'cum ne oluyor? Ne olur söyle bak. Belki yaparım ben bir şeyler. Ben bakarım. Hey! Sen kapıya da bakıyorsun. Ha! Kesin çok kötü bir şey oldu. Haluk. Abi. Geç. Hoş geldin. Evde duramadım abi. Duvarlar üstüme geldi. Ya benden de o kadar. Ay sana ne oldu? Aynı dertten muzdarip. Ya ne olduğunu bir söyleseniz anlayacağım. Her yıl bu aylarda başımıza gelen şey geldi Meltem abla. Depresyondayız. Ya ne olduğunu söylemezseniz hakikaten delireceğim ama yani. Haluk? Ligler bitti. Televizyonda seyredecek bir tane bile maç yok. Televizyonda seyredecek hiçbir şey yok yani. Dünya Kupası'na da daha var. Böyle mıh gibi kaldık yani. Bu muydu? Bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun Meltem? Ya. Ha? Haluk yüreğime iniyordu. Ne oluyor dedim. Maçlar bitmişmiş. Seyredecek bir şey yokmuşmuş. Ay, gerçekten bu muydu? Sen izleyecek bir tane bile maçın olmamasının ne demek olduğunu biliyor musun Meltem? Allah başka dert vermesin Haluk'cum. Özetleri filan izlersiniz. Özetlerin hepsini en az 5 kere izledim. Haluk abi, neyse ki Dünya Kupası başlıyor ya. Tek tesellimiz o zaten. Dünya Kupası 4 yılda 1 oluyor ama biz bu acıyı her yıl yaşıyoruz. Gerçi Dünya Kupası'nın hazırlık maçları oluyor ama onlar da çok zevksiz, gazozuna maçlar abi ya. Bizi kesmez. Neyse, ben içeri gideyim, bir elimi yüzümü yıkayayım, ondan sonra işe gideyim. Yoksa biraz daha evde kalırsam kafayı yiyeceğim. Sen yine işe gidiyorsun abi, benim yapacak hiçbir şeyim yok. Ben de eve gideyim, bir şeylerle ilgilenmeye çalışayım. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Size çok kırgınım Haluk Bey, çok! Hayatım sakin ol lütfen. Hoş geldiniz. Hayırdır Özlem Hanım? Çok kırgınım. Ne oldu? Size güvendim ben, size inandım. Sizi nikah şahidim yaptım. Siz ne yaptınız? Benim arkamdan konuştunuz. Aa, ben taşfırın erkeğiyim, kimsenin arkasından konuşmam. Öyle mi? Hayatım sakin ol lütfen. Haluk Bey öyle demek istemedi. Ne olur sus. Susmayacağım. Biliyorum ben konuşunca kötü oluyor ama susmayacağım. Özlem Hanım ne olduğunu söylerseniz hani neye kırıldığınızı belki bir yanlış anlaşılma falan vardır. Evet siz dinliyoruz. Yanlış anlaşılma falan yok Meltem Hanım. Meltem Hanım sizin eşiniz benim hakkımda bencil demiş. Hem de eşime. Lan sen konuştuklarınızı kanına mı anlattın? Efendim ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Yani bence dedim, ilk başta o da kabul etti. Hatta barıştık. Sonra Haluk Bey de böyle düşünüyor deyince çıldırdı vallahi. Yani ben size bunu düşündürecek ne yapmış olabilirim? Konuştuğumuz şeylere bak. Yani bir daha kimsenin ilişkisine burnumu sokmayacağım. İlk defa sen haklısın. İlk defa. Sonuçta biz Sertaç'la barıştık. Değil mi sevgilim? Evet karıcığım. Bana sevgilim de Sertaç. Hayatım biz evliyiz. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Ya söyle. Yalan söyle. Neyse yani tabii önemli olan sizin mutlu olmanız. Hani barışmanıza çok sevindim. Evet barıştık. Biz mutlu olalım da. İstiyorsa bütün dünya bana bencil desin. Umurumda değil. Desin hayatım. Desin mi? Demesin hayatım. Kalk Sertaç. Kalktım hayatım. Yürü. İyi günler Meltem Hanım. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Aşk. Ben sana dedim, değil mi? Karı koca arasına girilmez. Bak sonra onlar barışır, sen kötü olursun dedim, değil mi? Ama sakın sen beni dinleme. Senin de gözlerin bozuk. Yakın gözlüğü takıyorsun. Ne alakası var ya? Evet. Yok, koku filan gitmiş Tuna. Yok, gitmiş iyi. Her tarafa baktım, misafirlerimiz de yoklar. Şimdi bir hızlıca baktığım göre bir şey göremedim yani. Yok, tamam. Bence tamam. Evet, hadi. Ya niye sabah köründe bizi uyandırıp buraya getirdiniz ki? Ben annem de daha uyurdum. Beni bıraksanız ben de babam da 1-2 saat daha uyurdum. Ay çocuklar 4 gün kaldı sınava. 4 gün! 4 gün sonra sınava gitmek için kaçta uyanmanız gerekiyorsa sizi gerekirse o saatte uyandıracağım. Çok önemli bu. Çok önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü vücudunuz o saatte uyanmaya alışması lazım. Evet. Çok önemli. Yani ne gerek var böyle bir şey Allah aşkına? Sınav günü alarm kurarız, kalkarız. Alarm kurar kalkarsınız da kendiniz uyanırsınız, uyandınız zannedersiniz ya zihniniz. Ya zihniniz uyanmazsa soruları çözemezsiniz. Çok önemli. Bak bu da çok önemli. Zihninizin uyanması çok önemli. Kesinlikle katılıyorum Gönül'e. Şimdi tam bir sınav sabahı yaşıyoruz, tamam mı? Uyandınız. Kalktınız, güzel kahvaltınızı yaptınız. Şimdi sınavın yapılacağı okula gidiyoruz. Orada sınıfınızı göreceğiz. Bakalım ne yapacaksınız, heyecan durumunuz nedir filan. Onun bir tatbikatını yapalım değil mi Tuna? Kesinlikle haklısın hayatım. Evet. Sonra da okula gideceksiniz. Yine çalışmaya devam edeceksiniz. Tamam mı çocuklar? Vallahi inanılmaz ya. Siz açtınız gerçekten. Evet, açtık. Sizin için açtık. Of. Of filan yok. Hadi gidiyoruz, çıkıyoruz. Yürüyün. Hadi. Tatbikat. Evet. Sevgili takipçilerim, sınava 4 gün kaldı. Bu 4 gün boyunca da evde tatbikatlar devam edecek. Hadi Tuna. Sizleri ben dakika an be an bu durumdan haberdar edeceğim. Tuna! Geliyorum Gönül. El sallıyoruz. Şu anda kapıdan yavaş yavaş çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Sınav tatbikatı için çıkıyoruz. Hoşçakalın sevgili takipçilerim. Gönül! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız, bu evde sır dolu şu halimiz.